Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki işimiz öğretmek, işimiz bilgilendirmek, işimiz araştırmak, bulmak. Sizin için tekrardan çok güzel bir tane site keşfettim. Onu size tanıtacağım. Bu site neyi söylüyor arkadaşlar? Bu site şöyle tıkladığımız zaman anıt, mezar, atölye, çiftlik, dağınık, buluntu yerleri demiş, düz yerleşme, gözetleme kulesi, höyük, işlik, kabartma, kale, karakol, kaya mezarı, kaya sığınağı gibi bir sürü mezarlıklar, su yapısı, taş ocağı, tümülüs, yamaç falan filan bir sürü kutsal alan demiş, bir sürü şeyin arama motoru olduğunu söylüyor arkadaşlar. Hangi amaçla yapılmış, niye yapılmış, niye bu site kurulmuş? Herhangi bir bilgim de yok. Sadece araştırırken, gezinirken böyle bir siteye denk geldim. Gerçekten buluyor mu? Evet, gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışlar arkadaşlar. Ben bu linki videonun altına bırakacağım. İsteyen arkadaşlar tıklayıp görebilir. Biz bir deneyelim. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Bakalım. Video çok uzun olmayacak. Görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela buradan atölye demiş, geçelim. Höyük, iç kale, karakol, kaya mezarı diyelim. Kaya mezarı. Şimdi vatandaş buraya şey yapmış. Yüzey araştırması mı, kazı mı? Yani bunu bir defineci mi yapmış acaba bu siteyi? Ben anlayamadım. Tabii biz buna tümü diyoruz. Bölge. Bütün bölgeler yazılmış. Şimdi en güzel yerlerde Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu'da var. Burada şehir, ilçe, köy istediğinizi yazıyorsunuz. Arama kriterine göre çıkıyor. Şimdi arama diyelim arkadaşlar. Buradan baktığınızda şöyle ilk başta yukarıya bu kriterlere uygun 115 yerleşme yeri bulundu demiş arkadaşlar. Ekranı ben biraz şöyle biraz büyüteyim. Şöyle biraz ufaltalım. Şimdi Altay Kaya Mezarları demiş. Alyar, Ambar, Ambar Köyü, Asma. Şöyle inelim aşağı doğru. Diğer sonuçlara bakalım. Çakaloz, ismi yabancı, Dönertaş, Göze Kaya Mezarları, Hamika Selim Kaya Mezarları. Örnek şuna bakalım. Hırbeken 1, Hırbeken 2. Tıklayalım bize ne gibi sonuçlar verecek. Şimdi ilk başta girdiğinizde şöyle biraz ufaltalım. Bir fotoğraf bölümü var, bir harita bölümü var. Fotoğraf bölümünde fotoğraf varsa fotoğraf açıyor. Fotoğrafı yoksa bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kapatalım. Harita bölümüne girdiğinizde tıklıyorsunuz. Harita bölümünde de herhangi bir şey çıkmıyor. Şimdi gezip görmeye gitmek için hani ben mesela burayı merak ettiniz. Gitmek istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz. Nasıl gidebilirsiniz? Buradaki vatandaş bütün her şeyin açıklamasını vermiş. Nasıl vermiş? Burada diğer bilinmeyen demiş. Tıkladığımızda arkadaşlar burada rakamı söylemiş yüksekliği. Yani yer seviyesinden 820 metre yukarıdaymış. Köy Bozova'daymış. Gelelim buraya. Adam burada ya bir tek içindeki malzemeyi söylememiş neredeyse. Diyarbakır il Dicle ilçesi Bozova köyünün 1,5 kilometre güneyinde Hırbekan mevkiinde yer almaktadır. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2009-2011 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucunda oluşturan Diyarbakır Kültür Envanterinde bulunmaktadır. Demek ki bilinen kültür varlığı olarak yerleri bu arkadaş çekmiş, fotoğraflamış, bilgilerini koymuş arkadaşlar. Burada alanda bir adet kaya mezarı ilişkili işlikler tespit edilmiştir. İşlikler 2 x 3 mm ebatında olup 80 santimetre 1 metre ebatlarında 60 santim derinliğinde küçük bir işçiliğe bağlanmıştır.
Kaya mezarı ise klinisiz ve 60 çarpı 60 santimetre genişliğinde kare formlu bir girişi mevcut olup derinliği yaklaşık 120 santimdir. Yani maşallah adam her şeyi belirtmiş arkadaşlar. Buradan çıkalım, farklı bir yere gidelim. Geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Buradan kaya mezarından çıkalım. Nereye gelelim arkadaşlar? Nereye? Nereye? Tümülüs. Tümülüs bilindik şeyler. Mağara desek bilindik. Kale diyelim. Kale. Ne taraf diyelim? Karadeniz diyelim bunu da. Ara diyelim. Burada 19 tane uygun kale bulmuş. Burada çok fazla uzatmayacağım. Siz istediğiniz gibi aramalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ekranı da şöyle biraz büyüteyim. Alıçöre Giresun demiş. Burada yerleri yazıyor nerede olduğu. Gidip gezmek için, görmek için ideal yerler sanırsam. Bunu tıklayalım. Burada da herhangi bir fotoğrafımız yok. Burada da haritalar kısmında da herhangi haritamız yok. Geldiğimizde belirtmiş. Burada DC dedik. Geldik arkadaşlar buraya. Burada kale demiş, rakam belirtmemiş. Çorum Boğaz Kale'de demiş. Denizden yüksekliği tam 1 kilometre olan zirvesinde tipik yarıklık kaya bloğu bulunan Ziraat Kayası. Orta Demir Çağı'nda geç firik çanak çömlek kırıklarının kanıtladığı gibi tahminen gözetleme noktası olarak kullanılıyordu. Yani açıklayıcı olarak yerinde söylemiş arkadaşlar. Bir daha geri gelelim. Buradan kaleye çıktık. Anıt mezar. Dedik. Son yerim bu. Bu da Akdeniz olsun. Ara diyelim. Çünkü çok uzun tutmayacağım videoyu. Buradan da iki tane yer bulmuş arkadaş. Kaputaş. Burada da yerleri belli arkadaşlar. Yunan, Roma dönemine aitmiş. Burada arkadaşlar güzelce bir açıklama yapmışlar. Ne gerekiyorsa. Geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Bir daha gelelim. Arkadaşlar çok da uzun tutmayacağım. Bugünkü videomuz böyle olacak. Saate temiz olacak. Güzel bir video oldu gerçekten. Arkadaşlar ilgilenen varsa, gezip görmek isteyen varsa gidip buralara bakabilir, araştırabilir, bakabilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi işimiz araştırmak, bulmak, bilgilendirmek. Bu siteyi de yapan arkadaşlar Allah razı olsun güzel bir site yapmış. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Esenle kalın arkadaşlar.